başlıyorsunuz. Peki o tedavi süreci aynı bu demiş olduğumuz gibi bu hastalıkta nasıl ilerliyor? Yani ilaç dediniz, aspirin gibi dediniz. Peki ameliyat sürecine nasıl giriyor hastalar? Tabii yani hastalarımız tabii koroner arter hastalığı saptandıysa altın standart anjiyografidir. Anjiyografi ile hastalığın ciddiyetini öncelikle bir ortaya koyuyoruz. Nasıl yapılıyor anjiyografi? Yani anjiyografi atar damarların görüntülenmesi, kalbi besleyen o koroner arterlerin görüntülenmesidir. Bunu da ya kasıktan ya da koldan iki girişim yöntemiyle buradaki arterler, atar damarlardan girişim yöntemiyle oradan tel ve kateterlerle kalp damarının ağzına kadar gelip oradan yine kontrast madde dediğimiz bir nevi boya maddelerle kalp damarını görüntüleme yöntemidir. Oradan kalp damarları aktif yani hareketli haliyle net olarak görünmektedir. Herhangi bir riski yok o zaman, öyle mi? Anjiyografinin riski sonuçta atar damarların içine giriliyor. Riski yok değil ama sadece anjiyografi riski çok çok düşük ve özellikle yeni gelişen teller, kateterlerle birlikte eskiye göre yok denecek kadar az. Bunlar ciddi riskler diyelim. Ciddi tehlikeli riskleri yok denecek kadar azdır. Nedir? Mesela deri altı kanamalar olabiliyor. Özellikle kasık bölgesinde. Kol bölgesinde bu çok çok seyrek. Hatta hiç karşılaşmıyoruz. Onun dışında tabii damar aortun içinde veya büyük damarların içinde telle, kateterle ilerliyoruz. Ona bağlı olarak geçmişte ufak damar hasarları gözükmekteydi ama yeni kateterler, yeni teller, bunlar daha yumuşak kateter ve teller. Yani bunlar da artık yok denecek kadar az görüyoruz. Yani risk yok denecek kadar az. Aza indirmiş. Evet.